Merhabalar. Ben Profesör Doktor Gülgün Yazıcı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesiyim ve aynı bölümün bölüm başkanıyım. Çalışma alanım Osmanlı dönemi Türk edebiyatı içinde yer alan, zaman zaman farklı isimlerle anılan işte eski Türk edebiyatı, divan edebiyatı, klasik Türk edebiyatı gibi farklı isimlerle anılan edebiyat geleneğidir. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimimi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamamın ardından 20 yıldan fazla zamandır Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Size öncelikle genel olarak Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi hakkında bilgi vermek istiyorum. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü tanıtmak istiyorum. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, Türk dilinin ve edebiyatının tarihini başlangıçtan, yani elimize ulaşmış ilk yazılı Türkçe eserlerin ait olduğu 8. yüzyıldan günümüze gelinceye kadar ki bütün dönemlerini, bu dönemlerin özelliklerini metinler üzerinde filolojik ve edebi değerlendirmeler yapmak suretiyle tanıtan bir bölümdür. Dil ve edebiyatın kültür ile bağlantısını düşünecek olursak, Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi aslında sistemli bir kültür tarihi eğitimi olarak değerlendirilebilir. Bu bölümde eğitim almak, Türk kültür tarihini adeta dil ve edebiyat üzerinden okumak ama aynı zamanda kültürün hemen her alanını yoklamak, hemen her alanından haberdar olmak anlamına gelmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri bu alanda çalışacak bilim insanlarını ve eğitimcileri yetiştirir. Tabii 4 yıllık bir eğitim ile çok geniş bir coğrafyada, çok uzun bir tarihi geçmişe sahip olan Türk Dili ve Edebiyatı'nın bütün dönemlerini, bütün safhalarını, yetiştirdiği bütün şahsiyetleri bütünüyle aktarabilmemiz, tamamını tanıtabilmemiz çok da mümkün değildir. Eğitiminiz boyunca Türk dilinin eski Türkçe, eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, Türkiye Türkçesi gibi farklı dönemlerini, Türk edebiyatının eski Türk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı, halk edebiyatı, tekke edebiyatı gibi farklı farklı geleneklerini tanımaya yönelik dersler alırsınız. Ancak bu dersler, verilen bu dersler daha çok bu alanda genel çerçeveyi aktarıp bu alanda yapılacak çalışmalar için sizlere birer metot verir, bir sağlam temel oluşturmaya çalışır. Ben bunu biraz çocuklarımızı ellerinden tutup hayvanat bahçesinde dolaştırmaya benzetiyorum. Nasıl ki her kafesin önünde birkaç dakika vakit geçirerek hayvanat bahçesini dolaşıyorsak, Türk Dili Edebiyatı bölümündeki 4 yıllık eğitim süresince de bu saydığım dersleri almak suretiyle alana yönelik genel bir çerçeve ediniyorsunuz ve yönteme yönelik de bir sağlam temel almış oluyorsunuz. Bu bölümden mezun olanlar Türkolog unvanını kazanıyorlar ve başta akademisyenlik olmak üzere, öğretmenlik olmak üzere pek çok farklı alanda çalışabiliyorlar. Mesela neler yapabilirler Türk Dili Edebiyatı bölümünden mezun olanlar? Bir kere bu alanda bilimsel çalışmalar yapmak isteyenler 4 yıllık lisans eğitiminin ardından yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak üniversitede öğretim üyesi olabilirler. 4 yıllık lisans eğitiminin üstüne pedagojik formasyon alanlar orta öğretimde öğretmenlik yapabilirler. 4 yıllık lisans eğitiminin üzerine dışarıdan bir takım sertifikalar, mesela yabancılara Türkçe eğitimi gibi bir takım sonradan edinilmiş sertifikalarla yurt dışında Türk dilini ve kültürünü tanıtmaya yönelik görevler alabilirler. Kütüphanelerde ve arşivlerde eski harfli kitapların, eski harfli belgelerin tasnifinde ve okunmasında görev alabilirler. Gazeteler, dergiler, yayın evleri, reklam ajansları ve sosyal medya dahil her türlü medya kuruluşunda metin yazarı olarak, editör olarak, içerik üreticisi olarak görev yapabilirler.
Çeşitli kuruluşlarda diksiyon eğitmenliği yapabilirler. Televizyon kanallarında sunuculuk, spikerlik yapabilirler. Belediyelerin kültür sanat birimlerinde görev alabilirler. Kısaca yazılı ve sözlü iletişime dayalı her alanda, her sektörde çalışabilirler Türk Dili ve Edebiyatı mezunları. Ancak burada bir parantez açarak şunu da belirtmek isterim. Tabii ki Türk Dili ve Edebiyatı mezunlarına bu iş imkanlarını sadece diploma sağlamaz. O diplomanın içinin doldurulması lazım ve bu da ancak üniversite eğitiminin gereklerini yerine getirerek, yani çok merak ederek, çok okuyarak, çok araştırarak, çok düşünerek ve çok sorgulayarak olacaktır. Eğer kafanızda, zihninizde neden Türk Dili ve Edebiyatı okumalıyım diye bir soru işareti var ise, böyle bir soru sorarsanız, buna ben sizin adınıza cevap veremem tabii ki. Ancak hangi bölümü seçeceğinize karar vermek için nelere dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Mesela bunun için kendinizi çok iyi tanımanız gerekir. Seçmeyi düşündüğünüz meslek hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Ama bu ikisi yetmez. Ayrıca bu ikisi arasındaki uyumu anlamanız da çok önemlidir diyebilirim. Kendinizi tanıyor olabilirsiniz. Seçmeyi düşündüğünüz meslek hakkında bilgiye de sahip olabilirsiniz. Ama siz bu mesleğe ne kadar uygunsunuz ya da bu meslek size ne kadar uygun? Bu üçüncü kısım en önemli kısım diye düşünüyorum. Burayı da düşünmekte fayda var. Bu çerçevede belki kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Neyi tutku ile yaptığınızı, yaparken kendinizi ve zamanı unuttuğunuz şeylerin neler olduğunu sorabilirsiniz. Bu soruya vereceğiniz cevaplar yapacağınız tercihe ışık tutacaktır diye düşünüyorum. Mesela eğer kelimelerle ilgiliyseniz, okumayı, yazmayı, araştırmayı seviyorsanız, uzun sürelerle masa başında oturup çalışmak için sabır ve azim sahibiyseniz, şiirden, romandan, hikayeden, masaldan hoşlanıyorsanız, dilin yapısını, kelimelerin dünyasını, zaman içindeki değişimlerini, kullandığımız farklı alfabeleri merak ediyorsanız bu bölümü seçebilirsiniz. Aynı şekilde hayatı ve insanı tanımak, insanın düşünce dünyasının, duygu dünyasının, ruh dünyasının derinliklerine inmek sizin için cazipse bu bölümü yine tercih edebilirsiniz. Ancak kitap okumaktan hiç mi hiç hoşlanmıyorsanız bu bölüm sizin için hiç uygun olmayabilir. Mesela kendimden örnek verecek olursam benim bu bölümü tercih etmemde okumayı ve yazmayı çok sevmem önemli bir etken olmuştur. Dolayısıyla sizin de tercih yaparken bunlara dikkat etmeniz sizi rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi size ne kazandırır diye bir soru soracak olursanız da buna cevabım şu olacak. Tabii ki en başta bir meslek kazandırmasının yanı sıra her şeyden önce dilinizi, yani Türkçeyi doğru, temiz ve güzel bir şekilde konuşmayı size kazandıracaktır. Bu şekilde konuşmayı öğreneceksiniz. Düşüncelerinizi sözlü veya yazılı olarak düzgün ve akıcı bir biçimde ifade etmeyi öğreneceksiniz. Descartes'in güzel bir sözü var. Descartes der ki, ilk kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir. Şimdi bu söz çerçevesinde düşünecek olursak, Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi boyunca, yani 4 yıllık eğitiminiz boyunca siz Türk dilinin geçmişten günümüze kadar yüzyıllar boyunca yetiştirmiş olduğu şair, yazar ve bilge insanlarıyla bol bol sohbet etme imkanına sahip olacaksınız demektir. Yani bu ne demek? Kaşgarlı Mahmut'tan Yusuf Has Hacibe, Dede Korkut'tan Mevlana'ya, Yunus Emre'ye, Necati, Baki, Fuzuli, Zeynep Hatun, Mihri Hatun'dan Karacaoğlan ve Dadaloğlu'na, Namık Kemal ve Yahya Kemal'den Orhan Veli ve Yaşar Kemal'e,
Nigar Hanım ve Nezihe Muhittin'den Nilgün Marmara, Didem Madak ve Gülten Akın'a varıncaya kadar sayamayacağım isimlerini, tamamının isimlerini burada sayamayacağım kadar çok şair, yazar ve bilge insanla sohbet etmek demektir Türk dili ve edebiyatı eğitimi bir anlamda. O yüzden bu şekilde de düşünülebilir. Genel olarak Türk dili ve edebiyatı eğitimi hakkında bilgi verdikten sonra biraz da kendi bölümümüzü, yani Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk dili ve edebiyatı bölümünü tanıtmak isterim. Üniversitemizin en köklü bölümlerinden birisidir Türk dili ve edebiyatı bölümü. 1994-1995 eğitim öğretim yılında eğitim hayatına başladı bölümümüz ve bölümümüzde 5 ayrı ana bilim dalımız var. Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili ve Halk Edebiyatı olmak üzere bu ana bilim dallarına yönelik derslerden oluşuyor öğretim müfredatımız. Öğretim kadromuzda toplam 19 öğretim elemanımız bulunuyor. Bunlardan ikisi profesör, üçü doçent, 8'i doktor öğretim üyesi, biri öğretim görevlisi, 5'i de araştırma görevlisi olarak görev yapıyorlar. Bölümümüzde lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir. Bölümümüzün içinde bulunduğu Fen Edebiyat Fakültesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin merkez kampüsü olan Terzioğlu Kampüsü içerisinde yer alır. Boğaz manzaralı şahane bir kampüs içinde okuma imkanına sahip olursunuz bu bölümü tercih etmeniz halinde. Yine Boğaz manzaralı ve içi son derece bizim alanımızla ilgili pek çok kitapla dolu olan muazzam bir kütüphane imkanına sahip olabilirsiniz ki bu çok önemli bir avantaj olduğu için belirtmek zorundayım. Çünkü Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi biraz önce de belirttiğim gibi okumaya ve yazmaya, araştırmaya çok ağırlıklı olarak yer veren bir eğitim. Dolayısıyla kütüphane en önemli ihtiyaçlarımızdan birisi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Merkez Kütüphanesi de bizim bölümümüzün ihtiyaçlarına yönelik gayet yeterli bir kütüphane. Dolayısıyla bütün bu verilen bilgiler çerçevesinde eğer Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü tercih ederseniz sizi bu alanda en iyi şekilde yetiştirmek üzere mevcut öğretim kadromuzla Boğaz manzaralı kampüsümüzde bekliyor olacağız. Teşekkür ediyorum.